Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde doğrusal denklemlerden devam ediyoruz. Bu 3. videomuz. Neyi göreceğiz? Orijinden geçen doğruları, eksenleri kesen doğruları ve alanları inceleyeceğiz. Bu dersimizde diyoruz ve buyurun dersimize. Evet, orijinden geçen doğrular. Yukarıda bir soru var ama onu görmeden önce orijinden geçen doğruları göreceğiz arkadaşlar. Bakın, orijinden geçen doğrularda nasıl denklemler gelir? Şöyle denklemler verir. Sadece y ve x olur. X eşittir 2y ya da x eksi 2y eşittir 0. Mesela sabit sayının olmadığı ya da 0 olduğu diyelim. X eşittir 3y eksi 2y eşittir 6x gibi sadece x ve y'lerin olduğu denklemler orijinden geçen, yani 0'a 0 noktasından geçen denklemlerdir. Peki herhangi bir tanesini inceleyelim. Örneğin y eşittir 2x doğrusu için. Arkadaşlar, önce 0, 1 sayı vere vere birbirlerine ilişkili numaralar oluşuyoruz arkadaşlar. Y eşittir 2x. X'e 0 verdim, y 0. X'e 1 verdim, y 2. X'e 2 verdim, y 4. Bir de eksiden verelim. X'e eksi 1 verdim, y eksi 2. X'e eksi 2 verdim, y eksi 4. Şimdi bir koordinat sistemini çizdiğimde bu noktaları 0'a 0, 1'e 2, 1'e 1, 2, şurası. 2'ye 4, 2'ye 3, 4, şurası. Bakın şu noktalar. Sonra eksi 1'e eksi 2, eksi 2'ye eksi 4, şu nokta ve bu nokta. Şu şekilde arkadaşlar giden doğru, hem orijinden geçen bir doğru, y eşittir 2x doğrusu dediğimiz, yani sadece x ve y'lerin bulunduğu doğrular. Tek yapacağımız hamle bu. X'e 1 ver, y kaç geliyor? X'e 2 ver, y kaç geliyor? X'e 3 ver. Bunun gibi birbirini tutan birkaç tam sayı doğrusunu bulmanız yeterli olacak arkadaşlar. Mesela yukarıda diyor ki y eşittir 2x ile x eşittir 4 doğrusu ve x ekseni arasında oluşan üçgenin alanı. Şimdi bakalım bir. Y eşittir 2x'i az önce şöyle ifade ettik. Y eşittir 2x ile işte 0 versem 1, 1 versem 2, 2 versem 4, 3 versem 6, 4 versem 8. Bunu gibi giden sıfıra şöyle bu doğruyu çizelim. 1, 2, 3, 4. Şurası 2, 4, 6, 8. Şöyle şu noktaların bileşkesi bizim doğrumuz olacak. Şöyle gidiyor bu doğru. Bu doğru bu. Y eşittir 2x. X eşittir 4 doğrusu arkadaşlar. X eşittir 4 doğrusu 4'ten aşağı doğru şöyle inen x eşittir 4 doğrusu. Şimdi ve x ekseni bu doğru. X eşittir 4 doğrusu ve x ekseniyle aradaki kalan üçgenin alanı. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Burası 4. Yükseklik şuradan arkadaşlar 8 değil mi? 4 çarpı 8 32 bölü 2'den burası 16 birim kare çıkacak bizden istediği alan. Gelelim bakalım, doğru mu bulduk? Aynen doğru bulduk. O da zaten bizim gibi gösterdi. Y eşittir 2x doğrusu, x eşittir 4 doğrusu ve x ekseni. Şu aradaki kalan alan. Şimdi gelelim bakalım. X artı 3y eşittir 0 doğrusal denklemin grafiği aşağıdaki eden hangisidir? Ben bunu karşıya atarım. X eşittir eksi 3y arkadaşlar. Şimdi burada x'e 1 verirsem buraya bir sayı gelmiyor. O zaman x'e 0'a 0 verdim mi? Sonra birbirlerini veriyorum. X'e eksi 3 veriyorum. Y'ye ne geldi? 1. Bir de artılısını vereyim. X'e artı 3 vereyim. Y'ye de eksi 1 gelir arkadaşlar. Birkaç tane daha ne yaparsınız? Mesela burada kat sayısı büyük olana 1, 2 verilir. Mesela buna 1 verdim. Ne oldu? Eksi 3. 2 verdim. Eksi 6 gelir. Bunu denemeyeceğim ama. Sadece şu 3 noktayı bilsem benim 0'a 0, eksi 3'e 1, 3'e eksi 1. Evet. 0'a 0, 3'e eksi 1, eksi 3'e artı 1. Gördüğünüz gibi Denizli şıkkında bizim istediğimiz grafik 0'a 0, eksi 3'e artı 1, 3'e eksi 1. Grafiği D şıkkında karşımıza çıkmış oldu. İkinci sorumuz ne istiyor? Yukarıdaki şekilde y eşittir 2x doğrusu ile x eşittir 4 doğrusu M noktasında kesişmektedir. Bu M noktasında diyor. M noktasının koordinatları. Arkadaşlar, y eşittir 2x ile x eşittir 4 doğrusu burada kesişiyor. X'in 4 olduğuna da bu y eşittir 2x.
Eğer burada x 4 ise koy 4'ü yerine. Y ne çıktı burada? Hocam buradaki y 8'miş. O zaman burası m'nin koordinatları ne oldu? X'i 4. Önce x'i sayıyorum. Sonra y'sini. Y'sini 8 arkadaşlar. 4'e 8 bizim cevabımız. Koordinatı. Yani iki doğru çakışıyorsa bir tanesindeki sayıyı koy yerine diğerini bul. Çok basit. Korkmanıza gerek yok. Üçüncü soru. Y eşittir 3x ve x eşittir 2 doğruları x ekseni arasındaki oluşan bölge aşağıdaki geometriklerden hangisidir diyor. Ne oldu? 1 verdim 3 çıktı. 2 verdim 6 çıktı. 0'a 0'dı tabii ki. Ne oldu? Şu şekilde y eşittir 3x. 1, 3, 2'ye 6. Şöyle gidiyor arkadaşlar, tamam mı? Bir de x eşittir 2. X eşittir 2 doğrusu da bu. Bilerekten 2'ye kadar geldim. Ve x ekseni bu. Arasındaki oluşan bölge nedir arkadaşlar bu? Ne alanıdır bu? Tabii ki bir dik üçgen alanıdır. Alanı sorsaydı 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 birim kare diyecektik. Alanı sormadı. Sadece bu bölgenin ne olduğunu sordu. Şimdi gelelim eksenleri kesen doğru denklemi. Mesela arkadaşlar y eşittir 2x eksi 4. Yazalım. Y eşittir 2x eksi 4. Bir kere sayı yoksa ya da sayı sıfırsa arkadaşlar bu orijinden geçen x'e y sayılarını vereceğiz. Sayı varsa arkadaşlar ne yapacağız? Sayı varsa da x, y var bir de sayı var. Bu da eksenleri kesen bir doğru denklemidir. Ne yapacağım? X'e 0 verip y'yi bulacağım. Y'ye 0 verip x'i bulacağım. Deniyorum arkadaşlar. X'e 0 veriyorum. Y eşittir eksi 4 çıktı. Bitti. Y'yi buldum. Y'ye 0 vereyim. 0 eşittir 2x eksi 4 diyorum. Eksi 4'ü karşıya attım. 4 eşittir 2x. X eşittir 2. Şimdi eksenleri kesen doğru şuymuş. X'e 0 verdiğimde x'in 0 olduğu noktada y eksi 4. Y'ye 0 verdiğimde x 2. Yani burası 2'ye 0. Burası da 0'a eksi 4 noktası. Bu iki noktanın bileşimi arkadaşlar, iki noktanın bileşimi bizim doğru grafimiz. Yani y eşittir 2x eksi 4 grafiği bizim için olacak diyoruz. Diğer sayılarda mesela burası 3 olursa x 3 olduğunda ne olur? 3 koyarsam arkadaşlar buraya 6 eksi 4'ten y eşittir 2 olurmuş falan. Yani şurada mesela 3'e 2'den de geçiyormuş bu. 4 verirsem ne olur? 8 eksi 4'ten 4'e 4 olur vesaire diye gidiyor bu doğru. Ama nasıl buluyoruz? X'e 0 verdik y'yi bulduk. Tamam, x'e 0 verdiğimizde y burası. Y'ye 0 verdik x'i bulduk. Bunları buraya yazdık eksenler üzerine ve birleştirdik. Tamam mı arkadaşlar? Geliyoruz bakalım. Bu noktadan geçen doğru grafiğini çiziniz diyor. Aynen bizim yaptığımız gibi. Bakın burası 4'e 2'den devam etti. 3'e 2'den de geçiyor diyor. Bu doğru. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada birinci sorumuz bizden ne istiyor? Y eşittir eksi x eksi 4 doğrusal denklemine ait noktalar aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterim verilmiştir? Önce x'e 0 veriyorum. Y eşittir eksi 4 çıkıyor. Tamam mı? Y eşittir eksi 4. Sonra y'ye 0 veriyorum. 0 eşittir eksi x eksi 4. X'i buraya atıyorum. X eşittir bu da eksi 4. X de eksi 4. İkisi de eksi 4'ten geçiyor. Yani x de eksi 4, y de eksi 4. Bunları birleştirirsem ne oldu arkadaşlar? Burası eksi 4'e 0. Burası 0'a eksi 4 noktası. Çünkü x'e 0 verdim, y'ye eksi 4 buldum. Y'ye eksi 0 verdim, x'e eksi 4 buldum. Aynen bizim noktamız arkadaşlar. Eksi 4'e eksi 4 grafiği. Şimdi noktaları bulduk ya. Ama bizim istediğimiz noktalar yok. Yani bu grafik şöyle soldan geçecek. Bakın bu değil. Bu da böyle geçiyor. Bu da değil. Bu da böyle geçiyor. Bu da değil. Muhtemelen bu. Ama burada eksi 4'e 4'ü bulamıyoruz. Diğer noktaları vermiş. Mesela eksi 5'e 1 vermiş. X'e eksi 5, y'ye 1 verelim. Sağlıyor mu? Bunu göreceğiz arkadaşlar. X'e eksi 5 veriyorum. Y'ye 1 veriyorum. 1 eşittir. Eksi 5 koyduğumda artı 5 eksi 4. Yani 1 eşittir 5 eksi 4 veriyor mu? Veriyor. Şu noktayı da koyalım. Burası ne? Eksi 2 eksi 2. Koyalım bakalım. Y'ye eksi 2 koydum. X'e de eksi 2 koyuyorum. Artı 2 oldu. Önde eksi vardı. Eksi 4. Ne oldu? Eksi 2 eşittir. 2 eksi 4 eksi 2. Bunu da verdi. Muhtemelen şunu da verdiğimizde dediğimiz gibi arkadaşlar burası böyle. 4'e 4'ten eksi 4'e eksi 4 tarafından geçecek. C şıkkı cevabımız olacak diyoruz. Burada farklı bir şey gösterdi. Bu noktalardan geçiyor. Direkt cevabını işaretleyebilirdiniz ama ben ne dedim? Sağlamasını yapalım bakalım. Şu noktalardan da geçiyor mu acaba?
İkinci sorumuz. Doğrusal denklemin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, x'e 0 veriyorum. 5y eşittir 15, y eşittir 3. Y'ye 0 veriyorum. 3x eşittir 15, x eşittir 5. Evet, 5'e y'nin 3. X'in 5'e 0, y'nin de 0'a 3 olduğu grafik arkadaşlar. A grafiğinde olduğu gibi cevabımız olacak. Çok basit gördüğümüz gibi. Hangisinin grafiği eksenden ikisini birden keser? Eksenden ikisini birden keser. Arkadaşlar, eksenden ikisini birden kesmesi için x olacak, y olacak, sayı olacak. X, y sayı. Bu keser. Y var, x yok. Bu nedir? Y grafiği. Bu sadece y'yi keser. X var sadece. Sadece x'i keser. X var, sayı var. X'i keser. Ne olması lazım eksenleri kesmesi için? Hem x hem y hem de sayı olması lazım diyorduk arkadaşlar. Noktanın bir doğru üzerinde yer alması. Az önceki gördüğümüz gibi bir doğru şeyi var arkadaşlar. Diyelim ki ifadesi var. Bu doğrunun üzerinde bir nokta var mı yok mu derken noktaları nasıl değerlendiriyorduk? Mesela P'ye 4 noktası arkadaşlar. Bu şu demek. X'i P, Y'si 4 demek. P'yi bilmiyoruz. P'yi buluruz. Mesela 3'e 5 noktası. X'i 3, Y'si 5. Denklem üzerinde siz x'e 3, y'yi 5 yazarken sağlıyor mu, sağlamıyor mu bunu görürsünüz. Peki bakalım 2x artı 5y eşittir 10 doğrusu üzerinde olduğuna göre bunların hepsi. P'yi, R'yi, A'yı bulalım diyor. Şimdi P'ye 4, x'e P koy, y'ye 4 koy. Hadi bakalım. 2x yerine ne yaptım? 2P. Y yerine ne yapıyorum? 4 yazıyorum. Artı 20 eşittir 10 mu? Karşıya at. 2P eşittir eksi 10. 20 karşıya eksi geçti. P eşittir eksi 5. P eşittir eksi 5. Ben buraya eksi 5'i yazdım. Burayı siliyorum şimdi. Şimdi 10'a R'yi koyuyorum. X'e 10 koyacağım. R'ye, Y'ye R koyacağım arkadaşlar. 2 çarpı 10, 20. 5 çarpı R, 5R eşittir 10. At karşıya. 5R eşittir. 20 karşıya eksi geçti. Eksi 10. R eşittir 5R eksi 10 ise eksi 2. P'ye eksi 5 demişim. R'ye de eksi 2 diyorum. Bir daha siliyorum. Şimdi biraz daha uğraştırıyor. X'e eksi 2 A demiş. Y'ye de A artı 1 demiş. Aman dikkat. Burası dikkat. Nasıl yazacağıma dikkat. X'e eksi 2 A koyuyorum. 2 çarpı eksi 2 A. Sonra artı 5 çarpı Y yerine A artı 1 yazıyorum. Parantez açtım. A artı 1. Eşittir 10. Gördüğümüz gibi cebirsel ifade olaraktan sırasıyla yazıyorum. Kat sayıları yazıyorsunuz. İçinde x yerine parantez açıp eksi 2a. Y yerine parantez açıp a artı 1. Şimdi dağıtıyorum. Eksi 4a artı 5a'yı tık tık yapıyorum. 5a artı 5 eşittir 10. Ne oldu burası? Eksi 4a 5a daha. A artı 5 eşittir 10. 5 karşıya giderse a eşittir 5. Burası da 5'miş. Artı 5. Eksi 5 artı 5'i götürdü 0. Eksi 2 daha cevabımız eksi 2 çıkacak. Ama var ya yani dediğim gibi mükemmel uğraştırıcı bir soru. Çok da öğretici bir soru arkadaşlar. Eksi 2 olduğunu görüyoruz. Gelelim bunun sorularına. Mesela hangisinin üzerinden geçer bu arkadaşlar? Burada ne yapacağız hocam? Sırasıyla deneyeceğiz. Mesela 3 bölü 2'ye eksi 3 deniyorum. 3 bölü 2 koyuyorum. 2 çarpı 3 bölü 2. Sonra eksi 5 çarpı. Ne koyuyorum? Eksi 3. Eşittir 18 olacak mı? Burası 2'ler gitti. 3. Ondan sonra eksi 5 eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 15. 3 artı 15 18. Sağladı mı? Sağladı. Hocam denk mi geldi acaba? Bakalım diğerlerine. Bunu deneyelim. 2 çarpı 3 6. Eksi 5 çarpı eksi 2 artı 10. Ne oldu? 16. 18'i sağladı mı? Sağlamadı. Eksi 1'e 3'ü deneyelim. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 5 çarpı 3, eksi 15. Ne oldu? Eksi 17. Sağladı mı? Sağlamadı. 1 bölü 2, eksi 2 deneyelim. 2 çarpı 1 bölü 2. Ne oldu? 2'ler gitti. 1. 1. Sonra eksi 2 koyuyorum. Eksi 5 ile eksi 2 çarpınca artı 10 yapar. 1 artı 10 da 11 yapıyor. Gördüğümüz gibi ilk denediğimiz bizim cevabımızmış. A şıkkı diyorum. İkinci soru. Şu doğrusu üzerindeyse şu nokta. Buna göre A kaçtır? Evet. X yerine 2A, Y yerine eksi 3 yazıyorum. 5 çarpı, parantez açıyorum, X yerine 2A. Çarpı ya bu, 5X. Artı 2, parantez açıyorum, Y yerine eksi 3 yazıyorum. Bunu böyle yazamazsanız yanılırsınız.
Bunu en dürüst, en güzel, en sade şekli yazımı budur. Başka şekilde yazmaya çalışırsanız karıştırırsınız arkadaşlar. Eşittir 4. Ne oldu? 10a. Sonra artı 2 eksi 3 daha eksi 6 eşittir 4 geldi. Karşıya gidiyor. 10a eşittir eksi 6 karşıya artı 2 olarak geçiyor. 10. O zaman a eşittir 1. Cevabımız Bursa şıkkında karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki noktalardan hangisi eksi x artı 2 eşittir 10 doğrusu üzerinde değildir diyor. Demek ki 3'ü bu noktayı sağlayacak, 1'i sağlamayacak. A'yı deniyorum. Eksi koyuyorum. Eksi 2, 2 koydum. Y yerine 6 koyuyorum. Artı 12 eşittir 10 mudur? Eksi 2, 12 daha 10. Bu sağladı. Sil. C'ye bakıyorum. 4'e eksi 8. Eksi 4, 8'e çarpıyorum. Artı 16. Ne oldu? 12 yaptı. 10 mu? Sağlamadı. Cevap bu. Diğerlerine bakıyorum. Eksi 2'ye 4. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artı 2. 2 ile 4'ü çarpıyorum. Artı 8. Ne oldu? 10 sağladı. Eksi 4'e 3'e bakıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 4'ten artı 4. 3'ü sağlamak için 2 ile 6'yı 3'ü çarptım. 6. 10. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki sağlamayan bizim şıkkımız C'miş diyoruz. Burada duruyoruz arkadaşlar. 7.9'dayız zaten. 7.10'a geliyoruz. Eğimi öğreneceğiz. Bundan sonra doğrusal denklemlerdeki eksenleri kesen doğrular, orijinden geçen doğrular ve alanları ile ilgili bölümü bitirmiş oluyoruz. Bu 3. videoydu. Açıklama kısmına bu videonun serisini ve tüm 8. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum arkadaşlar. İstediğiniz dersi ve sınav videolarını bir tıkla bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık.